Günlerin bugün getirdiği baskı zulüm ve bandış. Ancak bu böyle gitmez, tömürü devam etmez. Günaydın hanım. Yani hanımım, müsaade ederseniz bir kendi kendime günaydın diyeyim. Tamam tamam, günaydın. Şimdi söyler misin? Ben sana yıllardır kaç kere Bilet Bey'in ceketine büyüteçle bakıp didik didik saç arayacaksın demedim mi? Şimdi söyle, nedir bu? Sizin yakın korumanızla birlikte didik didik bakıp dolaba kendi ellerimle astım. Demek ki bir tanesi gözünden kaçmış güvercin. Bunu Bilet Bey'in ceketinin üstünde yakaladım. Bilet Bey'in saçları dökülüyor demek. Saçmalama. Bilet Bey'e üstten bakıldığında yıllardır kel zaten güvercin. Antonio Banderas gibi gür saçlı olduğunu anlamak için yandan bakmak gerekir yiğidim aslanıma. Tabi Bilet Bey'i yıllardır işçi kasketiyle görüyoruz. Saçlarının bölgelere göre dağılımını en iyi siz bilirsiniz. Bu saç ne renk güvercin? Sarı. Bilet Bey'in saçı ne renk? Siyah. Demokratik olarak söyler misin bu durumda ne oluyor? Bilet Bey Avrupa topluluğuna girmek için saçlarını sarıya boyatmış. Antidemokratik antidemokratik konuşma. Bilet Bey'in hayatında bir kadın var. Tabii siz varsınız. Benim saçım ne renk güvercin? Hakikat. Bilet Bey'in hayatında resmen başka bir kadın var. Hı? Demek ki sarışın bir kadınla koalisyona giriyor. Ben o kadını bulup parti teşkilatı gibi yakmaz mıyım? Ya da yanan bir ormana orman genel müdürü olarak atamaz mıyım? Durun canım, bu kadar dellenmeyin hanımım. Bütün gün ensesindesiniz. Yani adamcağız sizden vakit bulup milli güvenlik toplantısına bile gitmiyor. Şimdi böyle bir durumda o sarışın kadını nereden buldu, tanıştı da saçlarını yoldu. Vallahi hiç anlayamadım. Sen onu tanımazsın. Ah, o ne şapkındır o. Herkes onun o gözündeki seyir ve itik zannediyor. Ama değil, çapkınlığından yıllardır sağa sola göz kırpar durur. Ah, o ne antidemokratın önde gidenidir o. Ne yapacağız şimdi? Ah, bak. Artık onun nefes alışverişlerini bile takip edeceğiz. Gerekirse Bilet Bey'i izleme bakanlığı kurduracağım. Ah, bu şeyi ben iki kaza maden suyu içsem içime sindiremem. Ah. Efendim, tanıştırayım. İsveç İnsan Hakları Bakanı Bayan Christiansen. Oh. Ülkemize hoş geldiniz. Sayın Bakan. Hello Mr. President. Buyurun, oturun. Ülkenizin çikolatalarına hayranım. Çikolatalarıyla ünlü olan İsveç değil, İsviçre Bilet Bey. Dosya koleksiyonunuz da bir hayli zenginmiş. Bizde dosya çok. Şüssem size değişik değişik dosya versin. No collection. This is a human right. Terör. İşkence. Ortanın vaytsu aşkına. Bu kadın neler söylüyor Şüssem? İşkence, işkence, terör, insan hakları falan. Kadın haklı efendim. İsveç İnsan Hakları Bakanı'nın Fenerbahçe'nin forvet sorunundan bahsedecek hali yok ya. Uzun cümleler kurma Yusuf. Sen cümlenin başını söylerken ben sonunu unutuyorum. Sonunu söylerken başını unutuyor. Bayan Christiansen Avrupa topluluğuna girmek isteyen bütün ülkeleri gezip onlar hakkında rapor tutmak zorunda efendim. İyi o zaman. Ben de Miss Christiansen'e ülkemizin güzelliklerini anlatayım. Sen çık. Ama efendim, eğer ben çıkarsam siz yalnız kalırsınız ve sonra ne söylediğinizi unutursunuz. Unutmam Hüsam. Az önce sana çık dediğimi unutmadım. Çık. Bize de iki tane şekerli kahve söyle. Biliyorsun bir şekerli kahvenin 20 yıl hatırı vardır.
Miss Christiansen bakarsın bizim ülkemiz hakkında 20 yıl olumlu rapor yazar. Çok haklısınız efendim, fakat bir kahvenin 20 değil 40 yıl hatırı vardır. Hüsam, Hüsam, Hüsam! Unutursam hatırlat da seni devlet bakanlığından alıp turizm bakanlığına atayım. Artık 1999 senesinde 7 milyon sinekten 10 milyon sineğe nasıl geçileceğini hesaplarsın. Çık! Çak! Nerede kalmıştık? Bana bak güvercin. Bundan sonra gözünü dört açacaksın, tamam mı? Açarız açmasına tabii ama bizim gibi kol emekçilerinin ekstradan iki göz daha açması sendikalar kanununa göre fazla mesaiye girer. Tamam tamam. Demokratik olarak farkı neyse veririz. Bundan sonra Bilet Bey'in kalp atışlarını dahi kaydedeceksin, tamam mı? Yani bu Bilet Bey kendi kafasını kaşıyacak vakti yokken bu sarışın kadını nereden buldu? Tanıştılar. Yemeğe gittiler. Yemekten sonra yapılan o jimnastik hareketlerine nasıl geçtiler vallahi anlayamadım. Vakti olmayan erkekler ne yapıyor? Natasha! Tabii! Bu Hüsam'mış mulası sakın kıyak olsun diye Bilet Bey'e Natasha ayarlamış olmasın. Tabii ya. Günaydın. Ay, bu adam kapıları mı dinliyor nedir? Ne zaman Hüsam desem odaya dalıyor. Bir keresinde Susam dediğimde de böyle dalmıştı. Her zamanki gibi çok şık ve zarifsiniz Rahvan Hanım. Size baktıkça Aragon'un şiirlerindeki asaleti görüyorum efendim. Sana bir yıkama yağlama istasyonu açalım Hüsam, ne dersin? Devlet bakanı yaptık, daha ne istiyorsun? Eksik olmayın hanımefendi. Kayınçoğum Fetkim'deki işini soracaktım. Tamam tamam, onu bir ara hallederiz. Sen şimdi demokratik olarak söyle bakalım, ne var? Başbakan iki tane şekerli kahve istiyor güvercin hanım. Bıktım bu Bilet Bey'in unutkanlığından canım. Ne şekerlisi, buna kahve bile yasak. Sen kahve fincanına ada çayı doldur. O ne içtiğini unutur zaten. Ne diyorduk? Siz okuyordu bana şiir. Aa, evet. Hatırladım. Takalar geçiyor. Allı yeşilli. Yeşil mi? Yeşil olmaz. Yeşil türbe rengi. Netekim durup durduk yerde Milli Güvenlik Konseyi'ni karşımıza almayalım. İsterseniz elimdeki insan hakları ve işkenceyle ilgili dosyaları devam edelim Mr. President. Evet. Ülkemiz için Avrupa topluluğuna girmek çok önemli. Ancak bundan daha önemli bir şey var. Acaba sizin beyazla akrabalığınız var mı? V'leri söyleyemiyorsunuz da. Kahvelerinizi getirdim başbakanım. Ana. Pişti kağıtları nerede kaldı bacım? Abo, bu kadın sarışın. Van der Bakken, teröristin, döndürayken. Hem de Natasha gibi konuşuyor. Bilet Bey'de ne cesaret. Belli ki Clinton'la yarışıyor. Koluna kadar sokmuş Natasha'yı. Alo. Ergani ilçe teşkilatıyla mı görüşüyorum? Ben Rahvan Hanım. Aman dur bayılma hemen, beni dinle. Parti binasındaki Bilet Bey'in resminin tozunu almamışsınız. Teşkilatınızla birlikte Merzifon'a yolluyorum sizi. Merzifon'u da Merve Zifon olarak ikiye ayırıyorum. Hanımım! Hanımım! Ne oldu kız? Vazo mu kırdın? Ah keşke vazo kıraydım da bu günleri görmeseydim. Ay ben sana 100 kere demedim mi şu adamı Amerika'ya giderken yanında götürme diye. O Clinton'un bütün kötü oylarını kapmış. Demokratik olarak söyler misin ne oluyor? Miss Christiansen, bizim ülkemizde artık kadın hakları ihlali ve insan hakları ihlali siz Batılıların standartında uygulanmaktadır. Artık bizde de işkence, yolsuzluk, rüşvet yasalarla engellenmektedir. Bu konuda yazdığım bir şiir vardı. Hatırlayabilirsem okurum az sonra. Ah, ah bile.
Halep Bey'in odasında bir Natasha var. Natasha mı? Natasha var ya. Seni gibi tekli demokrat seni. Ben ikisini yani, birden Sibirya teşkilatına sürmez miyim? Tolstoy'un 15 ciltlik savaş ve barış kitabını kafanızda paralamaz mıyım? Seni gibi Bolşevik tohumu seni. Good, good, Mr. President. Türkiye'de iyi niyetli gelişmeler gördüm. Raporumu bu şekilde hazırlayacağım. Ben alırım Miss Christian. Lütfen önümde eğilmeyiniz. Lütfen ayağa kalkınız, lütfen. Seni gidi Bolşevik tohumu seni. Seni gidi tekli demokrat seni. Seni gidi seni. Tanıştırayım. Yoldaşım, arkadaşım ve partidaşım Rahman Hanım ve Miss... Gözümün içine baka baka mis gibi Natasha diyorum. Gel buraya sarıçıyam. Aklı sıra Monica ile mis gibi olacaksın. Avrupa topluluğu işimiz yatacak. Avrupa topluluğu işimiz yatsın. Benim kocam bir Natasha ile yatacağına Avrupa topluluğu işi yatsın. Kadının saçlarını yolmadan önce söyleseydiniz bari İnsan Hakları Bakanı olduğunu. Söyledim ama dinlemediniz Rahvan Hanım. Bilet Bey nasıl, iyi mi? Doktorlar tiklerini durdurmaya çalışıyorlar. Avrupa topluluğu hayal, bari NATO ile iyi geçinelim. Hanımım, Bilet Bey'in ceketinde kızıl bir saç var. Eyvah, NATO da gitti.